Kahvenizi alıyorsunuz ve sabah trenine atlayıp bir saat sonra kendinizi iş yerindeki masanızda buluyorsunuz. Bu dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın her sabah yaşadığı şey. Fakat bunun mümkün olmadığı ülkeler de var. O ülkelerde tren yok. İzlanda. Ateşin ve buzun, geyserlerin, volkanların, cinlerin ve şirin kâkülleri olan atların sahiden mi? Ülkesini ziyaret etmeye karar verirseniz adanın her yanını trenle gezmeyi beklemeyin. Ülkede toplu taşıma amaçlı bir demir yolu ağı yok. İşin aslı 1900'lerin başında burada, başkent Reykjavik'i Güney İzlanda'daki en büyük şehir olan Selfos'a bağlayacak bir demir yolu yapmak için bazı girişimler oldu. Fakat karayolunun yeterli olduğuna karar verdiler. Reykjavik şehri içindeki iki lokomotifin taş ocağından limana taş taşıdığı demir yolu daha başarılı bir projeydi. Bugün o lokomotifleri yerel müzede görebilirsiniz. 1930'larda Reykjavik'in dışındaki bir mandıra çiftliğinde işler durumda bir çiftlik demir yolu vardı. Tren çiftlik civarında malları taşımak için kullanılıyordu ancak yıllar sonra terk edildi. Peki İzlanda'da neden demir yolu yok? Bunun 3 nedeni var. Sert iklimi, az nüfusu ve halkının ülkedeki bir numaralı taşıma aracı olan arabaları sevmesi. İzlanda'ya gitgide daha çok turist geldiği için havalimanı yolu her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. O yüzden Keflavik Uluslararası Havalimanı'nı Reykjavik'e bağlayan yüksek hızlı bir demir yolu hattı olacak Lava Ekspresi yapma fikri ortaya atıldı. Gerçi yeterli finansmanın sağlanıp sağlanmayacağı hala belirsiz. Bhutan. Dünyanın öbür ucunda gayri safi milli mutluluğunu ölçen ve sıcaklığı İzlanda'dan çok daha yüksek olan bir ülke var. Bhutan'da demir yolu ağı yok. Bu kez tek neden para. Bhutan haritasına bakarsanız çoğunlukla dağları ve tepeleri görürsünüz. Buraya demir yolu kurmak, tüneller kazmak ve yüksek köprüler inşa etmek demek. Bu da son derece pahalı bir proje. Kaldı ki ülkede yaşayan hemen hemen 1 milyon insan ülkeye eşit bir şekilde dağılmıyor ve çoğu sürekli göç ediyor. Yani demir yolu inşaatına ve bakımına harcanacak para karşılığını almazdı. Tıpkı İzlanda'da olduğu gibi burada da Bhutan'ı Hindistan'a bağlayan bir demir yolu ağı kurma planı var. Fakat kaynağı nasıl yaratacakları hala cevaplanmamış bir soru. Andorra. Andorra, Fransa ve İspanya arasındaki Pirene Dağları'nda yer alan küçük bir devlettir. Komşu ülkelerden buradaki kayak tesislerine ulaşmak için tüm tesisatınızla birlikte arabayla ya da otobüsle seyahat etmek zorundasınız. Ancak küçük bir ülke deyince demir yolu eksikliğinin ülkenin küçük boyutundan kaynaklandığı yanılgısına kapılmayın. Dünyadaki en küçük ülke olan Vatikan şehrinde bile yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda bir demir yolu var. Esasında Andorra ve Bhutan'ın ortak tek bir yönü var. Dağlık araziler. İşte burada günümüzde veya geçmişte demir yolu olmamasının nedeni budur. 2004'te metro ağır denilen yükseltilmiş kablolu metro sistemi inşa etme planı vardı ama hiçbir zaman hayata geçirilemedi. Libya. Libya listedeki bir zamanlar demir yolu ağı olan ülkelerden biri ama artık burada da tren yok. Buradaki demir yolunun ilk 400 kilometresi 1900'lerin başında İtalya Krallığı tarafından inşa edilmişti. 1965'te raylar söküldü. Şu an en büyük şehirler olan Lasajdır ve Trablusgarp'ı birbirine bağlayan yeni bir demir yolu inşa ediliyor. Fakat mali sorunlar nedeniyle süreç çok yavaş ilerliyor. Yani yine para meselesi. Kıbrıs. Kıbrıs Rum kesimine giderseniz Evrçol köyündeki demir yolu müzesine mutlaka uğrayın. Burada bir zamanlar demir yolu olduğunu kanıtlayan istasyon maketleri, vagonlar, fotoğraflar ve başka şeyler göreceksiniz. Ancak artık bunlar tarih oldu. Eğlenceli bir bilgi. Başbakan Winston Churchill Kıbrıs'ı bizzat ziyaret etmiş ve adada demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi gerektiğini yazmıştı. 1915'te 120 kilometre uzunluğundaki hattın resmi açılış töreni Evrçol'da yapıldı. Ne var ki aslında hiç yük trafiği yoktu. O yüzden daha birkaç yıl olmuştu ki bu hat kapatıldı. Aynı şey diğer demir yolu hatlarının da başına geldi. Yollar rayların yerini aldı, tren istasyonları karakollara ve başka belediye binalarına dönüştü. Malta. İşte Akdeniz'deki bir başka ada devleti. Yine tekne gezisine katılabileceğiniz, iki katlı otobüse binebileceğiniz veya araba kiralayabileceğiniz harika bir tatil yeri. Ama hiç tren bulamayacaksınız. Zamanında burada Valletta'dan Midina'ya uzanan bir demir yolu hattı vardı fakat ekonomik olarak sürdürülebilir değildi ve kapatıldı. Adayı keşfederken o demir yolunun kalıntılarını görebilirsiniz. Bugün Malta'daki halk otobüsleri oldukça kalabalık ve yollarda trafik çok yoğun. Yani bir demir yolu hiç de fena olmazdı. Tek mesele yer üstünde tren yolu inşa etmenin çok fazla gürültü kirliliğine yol açacak olması ve Malta'nın bir şehirden diğerine akan yoğun nüfusu. Metro inşa etmek de çok pahalıya mal oluyor ve çevre dostu değildir. Sizi bilmem ama tüm o güzel adalar bende tatile çıkma isteği yarattı. Sırf meraktan soruyorum. Evinize yakın bir yerlerde olmayı mı tercih edersiniz yoksa uzaklardaki harika yerleri görmek için saatlerce uçmayı sorun etmez misiniz?
Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Kuveyt. Listedeki demiryolu sistemi kurmanın çok pahalı olduğu birçok ülkenin aksine Kuveyt'in para sorunu yok gibi görünüyor. Halkı petrol sayesinde son derece zengin ve belki de burada arabaların öyle popüler olmasına bu bolluk neden oldu. Kuveyt'te geçmişte de bugün de bir demir yolu hiç olmadı. Ancak Kuveyt'le Umman'ı birbirine bağlayacak 1900 kilometrelik bir körfez demir yolu ve kalabalık caddelerin yükünü alacak bir büyükşehir hızlı taşıma sistemi inşa etme planları var. Surinam. Güney Amerika'daki en küçük ülkelerden biri olan Surinam'ın demir yolu söz konusu olunca ilginç bir tarihi var. Altın akını sırasında buraya kolay para kazanmak için bir sürü insan geldi. O yüzden 20. yüzyılın başında altın sahalarına ulaşımı daha kolay hale getirmek için Lava Demiryolu adında tek yönlü bir demiryolu hattı inşa edilecekti. Bu sahaların altın açısından insanların umut ettiği kadar zengin olmadığı anlaşılınca hattın inşaatı durduruldu. Bugün yeni bir hat inşa etme planları olsa da buna hala başlamadılar. Günümüzde dünyanın dört bir yanında bir trene rastlamayacağınız daha pek çok ülke var. Guinea-Bissau, Ruanda, Somali, Tonga Krallığı ve Güneydoğu Asya'daki Doğu Timor bunlardan sadece birkaçı. Çoğu durumda bir demiryolu inşaatı şu an çok maliyetli ve inşa edilse bile büyük olasılıkla pek karlı olmaz. Trenleri seviyorsanız ve onların olmadığı bir yerde yaşamayı hayal edemiyorsanız bir de şunu dinleyin. Bu ülkeler dünyadaki en büyük demiryolu ağına sahip. Amerika Birleşik Devletleri toplamı 240 bin kilometreyi aşan raylarıyla en uzun demiryoluna sahip. Bunların yaklaşık %80'i yük hattı ve demir yollarının birçoğu özel şirketler tarafından işletiliyor. Ulusal yolcu Amtrak'ın 46 eyalette 500'den fazla varış noktası var. Raylar söz konusu olunca Çin dünyada ikinci sırada gelir. 130 bin kilometreden uzun bir demir yolu var. Ülkede trenler en sevilen ve en önemli ulaşım aracı. Yalnızca 2018 yılında yaklaşık 3 milyar yolcu ve bir o kadar ton yük devletin sahip olduğu Çin Demir Yolları Kurumu tarafından trenlerle taşındı. Dünyanın en büyük ülkesi Rusya ray uzunluğunda 3. sırada ve 80 bin kilometreden uzun bir demir yolu var. Rus demir yolları yılda yaklaşık 1 milyar yolcu ve tonlarca yük taşıyan tek firma. 12 ana hat Avrupa'yı Asya'ya ve Uzak Doğu'ya bağlıyor. Bunların en ünlüsü Trans-Sibirya Demiryolu, Moskova'yı Vladivostok'a bağlar ve 9200 kilometre uzunluğundadır. Ne efsanevi bir yolculuk ama! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm başka videolarımız da var. Tek yapmanız gereken sol ya da sağ videoya tıklayıp keyfini sürmek. Unutmayın, hayata olumlu bakın.